Sana karşı olan duygularıma inanmıyorsan, neden benden bu kadar korkuyorsun? İnanamıyorum ya. Komik bir şey bu. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl ama? Çok eğlenceli değil mi? Evet, çok güzel. Burak ve ben. İmkansız bir şey bu. Benim annem, Burak'ın ailesi, Çağla. Burak bütün bunların farkında bile değil. Kabul etmek zorundayız ki bu hislerimizin gerçek hayatta karşılığı yok. Gelmiş. Ben bunları tamamen unutmuştum. Güzel bir maceraydı. Biraz da korkunç diyebiliriz. Evet, haklısın. Benim için unutulmaz zamanlardı. Senin için de unutulmaz mıydı? Benim için de öyleydi. Ne yapıyorum ben? Yanlış olduğunu bile bile. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Aşk dedikleri şey bu mu yoksa? Sevindim. Yarın pazar, iş yok. Bir şeyler yapalım mı? Resmen bana çıkma teklif ediyor. Yok. Tamam, bugün yaşandı ve bitti. Bunu tekrarlamamız doğru değil ki. Bir günde bu kadar etkilendiysem... Yok, daha fazlasını düşünemiyorum bile. Hayır Aslı, anneni düşün. Eğer duyulursa düşeceğiniz durumu düşün. Daha fazlasına izin veremem. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bence çok iyi bir fikir. Uyanınca seni ararım. İtiraz etmediğine göre bu evet demek sana. İyi geceler. Sana da iyi geceler. İlk defa karşı tarafın yerine geçtim ya. Birinin peşinden koşuyorum. Bu da güzelmiş. Günaydın. Günaydın. Bugün kesin görüşüyoruz. Ne yapsak acaba? Acaba? Ne diyorum ben ya?
Günaydın anneciğim. Günaydın yavrum. Otur hemen bir şeyler atıştır. Ben de sana çay vereyim. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Ha ben. Ben kahve almak için gelmiştim. Hemen efendim. Tanıştırayım sizi. Kızım Aslı. Memnun oldum Aslı. Ben de memnun oldum. Anneciğim ben telefonumu evde unutmuşum. Onu alıp hemen geliyorum. Tamam kızım. Bekletmeyin Burak Bey. Nerede içmek istersiniz? Ben oraya getireyim. Neyi? Kahve istemiştiniz ya. Ha, değil mi? Ben kahve istemiştim ya. Kahve. Kahve. Ben buradayım. Siz hazırlayın ya. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Bekliyorum. Tamam efendim. Emel'ciğim. İzninizle. Geliyorum efendim. Buyurun Selda Hanım. Ay Emel'cim biz adadaki evimize geçiyoruz biraz sonra. Sen de bugün izinlisin. İzin yapabilirsin yani. Bilgin olsun. Ha, sağ olun Selda Hanım. Teşekkür ederim. Yarın sabah geleceğiz. Şansa bak. Günaydın. 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 Aa, oğlum hafta sonu olmasına rağmen erken mi kalkmış? Babam hep ne der anne? Erken kalkan yol alır. Hafta sonu dayı olsa artık her zaman erken kalkacağım. Yani bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük değişim gerçekten olacak iş değil. Ya sen benden önemli bir şey saklıyorsun ya da benden çok büyük bir şey istiyorsun. Ha? Hangisi söyle bakalım. Yanıldınız babacığım. İkisi de değil. Eğer Turgut bu hafta da arayıp senden şikayetçi olmazsa o zaman senin çalışmak istediğini anlayacağım. Ya da böyle değişmeye başladığını falan. Turgut Bey sizi arayacak. Ama tebrik etmek için. Benim gibi bir oğlunuz olduğu için sizi arayacak. Oh, nerede? Keşke. Hadi bakalım inşallah. Ay, her şeyin en iyisini yapar benim oğlum. Canım benim. Hadi sen de bizimle gelsene adaya. Yok anneciğim benim ne işim var sizinle? Ya Selda'cığım gerçekten haklı olan yani. Ay siz böyle baba oğul bir araya geldiğinizde bana karşı mı çıkıyorsunuz? Ay çok şükür gözler bunu da gördü yani. Ah bu gözlerin bir de onun damat olduğunu görse. Gerçi ona da az kaldı. Yapma anneciğim ya lütfen başlamayalım yine. Hayatım siz dün Çağla'yla yalnız kaldığınız zaman tarihle ilgili herhalde konuştunuz değil mi? Hayır anne. Ama bir tanem artık konu açıldı yani uzatmak olmaz. Tarihi netleştirmemiz lazım. Ya Selda şimdi gider ayak açtığın konuya bak Allah aşkına. Ay tamam tamam sustum. Canım benim. Hadi bak istersen Çağla'yı çağır ki evde de yalnız kalmazsın hem. Yok yok ben iyiyim böyle yalnız. Biraz evde yalnız kalıp kafam dinleyeceğim. Bak sıktın oğlanı gördün mü? Ay tamam hayatım. Ben sizin iyiliğinizden başka ne istiyorum Nihat? Tamam tamam. Ben de bir şey söylemedim. Hadi çıkalım. Çıkıyor musunuz efendim? Evet Emel'cim çıkıyoruz. Thank you.
önemli bir şey söylemem gerekiyor. Arka bahçeye gelsene. Annem ve babam yoklar. Merak etme. Bana önemli ne söyleyecek ki? Acaba Çağla'dan ayrılmak istediğini mi söyleyecek? Ben ne diyeceğim ona? Kötü olmuş desem olmaz. İyi olmuş desem hiç olmaz. En iyisi hiç yüz yüze gelmemek. Gelecek mi acaba ya? Gelmeyecek olsa ne söyleyeceksin falan diye mesaj zaten. Kesin gelecek. Sessiz kalmasının başka bir açıklaması olamaz çünkü. Onun yanına gitmem doğru değil biliyorum. Ama sürekli onu görmek istiyorum. Ben buna nasıl karşı koyacağım? Bu duyguyla nasıl başa çıkacağım? Gelmeyecek. Geldim. Hoş geldin. Neymiş bana söyleyeceğin önemli şey? Seni özledim. Bu muydu söyleyeceğin? Benim için şu an bundan daha önemli bir şey yok. Annenler nerede? Yine bir sorun çıkmasın. Yok, annem az önce çıktı. Şükran abla? O da izinli. Elif abla da yok. Vay! Biz seninle yani şimdi evde baş başa kaldık yani, öyle mi? Ha yok yok. Ben birazdan çıkacağım zaten. Ya dur, nereye? Bir dakika, nereye? Ya seninle evde baş başa kalmam doğru olmaz. O yüzden ben gidiyorum. Görüşürüz. Hiçbir yere gidemezsin. Nedenmiş o? Neden? Çünkü... Açım. E tamam, dolapta var bir şeyler, ye işte. Bana makarna sosum var, hatırlarsan. Tamam. Ama makarnayı yapıp çıkarım. Haberin olsun. Buyurun. Makarnalar neredeydi? Makarnalar burada pişerken yanında salata ister misin? Harika olur. Bak istersen ben de sana yardım edebilirim. Olur. Tamam o zaman. Sen malzemeleri çıkartıp yıka canım. Ben devamını getiririm. Aslıcığım. Malzemeler lütfen. Tabii. Güzel kokuyorsun sen öyle. Böyle şey gibi. Çilek gibi kokuyorsun. Ben diğer malzemeleri de alıp geleyim. Eline çok yakıştı yalnız. Mutfakta ilk defa bir şey yapıyorum desem.
Sandviçler hariç. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah! Ne oldu? Parmağını mı kestin? Acıyor mu? Evet ya, çok acıyor. Biyopsine geçsin. Çok komik. Ya ödüm patladı canın acıdı diye. Aman da aman, bana hiç kıyamazmış. Ya sen bana bağırıyorsun, çağırıyorsun, kızıyorsun ama beni önemsiyorsun. E işte biraz. Hemen şımar ya. Tamam tamam. Makarnaya sos ister misin? Kesinlikle. Domatesle? Bayılırım. Bakayım. İyiyim. Evet. Yemekler hazır. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Nerede yiyelim? Bahçede. Ben makarnayı yapıp giderim demiştim. Ya Aslı, o kadar yemek yaptık, uğraştık. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hadi lütfen, kırma beni. Ya Burak, ben çok huzursuzum. Biri gelip görürse rezil oluruz. O zaman sen bahçede ye. Ben de buradayım. Ya Aslı, bak harbiden saçmalıyorsun ama şu an. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hem bugün pazar. Merak etme, kimse gelmeyecek. Annemler adaya gitti biliyorsun. Yarın dönecekler. Olsun, yine de tedirginim ben. Ya bak artık rahat ol. Benim yanımda gerçekten güvenlisin. Artık köşe kapmaca oynamak yok, saklambaç yok, yalan dolan yok. Biz bizeyiz. Hadi. Tamam o zaman. Hadi. Şimdi. Ben. Bahçeye inip hemen hazırlık yapıyorum. Bekliyorum, tamam? Oradayım. Tamam, ben telefona bakıp geliyorum. Efendim? Aslı'cığım, ne yapıyorsun? İyi, evde öyle takılıyorum. Sen? Sıkılmıyor musun? Bak, ben de dışarı çıktım. Erdem'le buluşacağım. Hadi sen de gel, beraber yemek falan yeriz. Yok. Ben... Yani biz birlikte yemek yaptık, onu yiyeceğiz. Birlikte mi? Biz kim? Ya Burak'la sen mi? Evet. Aslı, inanmıyorum. Nasıl birlikte yemek yapabiliyorsunuz? Evde başka kimse yok mu? Yok. Buran annesiyle babası adadaki yazlıklarına gittiler. Annem de Şükran teyzeyle. Şaka gibi gerçekten. Ayarlamaya çalışsam olmaz. Yani şimdi bayağı baş başa evde yemek yiyeceksiniz, öyle mi? Evet. Ya Aslı, bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama. Buran kız arkadaşın ana mı? Ay Gonca, ben onu sana anlatmayı unuttum. Çağla'dan ayrılmak istediğini söyledi. Kendi kulaklarımla duydum. Ne diyorsun? Kızım, bu iş resmen artık başlanmanın falan ötesine geçmiş. Bu çocuk sana resmen aşık oldu. Ya öyle mi diyorsun? Gerçekten aşık olmuş olabilir mi? Aa, bizimki ondan daha da aşık. Ateş bacayı çoktan sarmış. Yalnız dikkat et de evde yalnızken seni yine öpmesin. Ay Gonca, saçma sapan konuşma ya. Zaten ben yemeğimi yiyip hemen çıkacağım evden. Pek inanmadım ama öyle olsun. İyi, dikkat edin bari de kimseye yakalanmayın. Tamam, zaten huzursuzum. Tamam tamam, bir şey demiyorum. Hadi iyi eğlenceler. Zaten ben hemen yemek yiyip evden çıkacağım. Çıkmam lazım yani.